Merhabalar, yeni bölüme hoş geldiniz. Levon Bağış. Levon Bağış ismi. Tabii ki hospitality'de, lokanta, restoran, otel vesaire yemek gibi konulara girdiğim anda karşıma çıkan ilk isimlerden biri oldum. Foxy'deyiz, Nişantaşı'nda. Bu senin projelerinden biri. Evet, şunu unutmamak lazım, özellikle şarap işi. Biraz bilgi, birikim ve aslında kilometre işi. Çok önemli bir şey. Siz istediğiniz kadar kitabı bilgiyi bilin, ezberleyin. İşte Burgonya'daki köydeki üreticinin amcasının oğlunun adını da bilin. Esas hikaye tattığınız zaman bir şarabı yargılayabiliyor olmanız. Böyle de güzel bir konuğumuz olduğu için çok şanslıyız. Hepinizi öpüyorum, şerefinize. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Merhabalar, yeni bölüme hoş geldiniz. 2022'nin ilk programlarından biri. Çok keyifle, çok heyecanla, çok da saygı duyduğum birinin konuğu oluyoruz bugün. Levon Bağış. Gerçekten aslında tanıtmaya ihtiyaç yok. Estağfurullah, çok nasılsın? Çok iyi, siz? İyiyim, çok mersi. Şimdi şöyle, ben 3,5 senedir Türkiye'deyim. Levon Bağış ismi. Tabii ki hospitality'de, lokanta, restoran, otel vesaire yemek gibi konulara girdiğim anda karşıma çıkan ilk isimlerden biri oldum. Fakat bunu sana daha önce söylemiştim. Şimdi uzaktan herkesin kendine göre bir imajı var. Sen hem gerçekten işinin piri olduğun için, hem bahsettiğin konuda otorite olduğun için, çünkü yemek içmekten bahseden çok insan var. Bunların herkesin altyapısı, bilgisi, birikimi olup olmadığını tartışmaya gerek yok ama sen tabii kendi kendine bir ekolsün Türkiye'de. Ya o şeyle alakalı olabilir. Hani 10.000 saat kuralı var ya, ben en azından şöyle uzaktan baktığı zaman inkar etmiyorum. Bu herif yemiş diyorlar herkes. Belki oradan bir şey, yani değişik şey olabilir ama dediğim gibi ya yeme içmek çok keyifli bir şey. İnsanın hayatında en çok yaptığı şey. Evet. Fakat biraz şeyini unutuyoruz. Sadece yeme içmeyi insanlar bir moda, bir akım, işte bir yerden duyduğu, benim eskiden çok şarap konusunda çok sevdiğim bir ustam diyebilirim. Onun bir lafı vardı, bizim insanımız kulağıyla tadar derdi. Sadece duyarak moda olduğu için bir şeyleri yemek, içmek ya da takip etmek başka bir şey. Bu işin altında, hem şarabın hem yeme içmenin altında aslında çok ciddi bir felsefe olduğunu, tarih olduğunu, insanlık tarihini değiştiren şeyin bu olduğunu iyi bilmek lazım. Zaten o tarafına geçince biraz diğer taraf böyle wannabe yazılar yazan, yorumlar yapan insanlardan uzaklaşıyorsunuz ister istemez. Hayat sizi oraya getiriyor. Çok teşekkürler. Sizden böyle övgü duymak benim için çok kıymetli. Rica ederim. Ama tanıdıktan sonra dediğim gibi o böyle büyük patron, bilir kişi, nasıl diyeyim, otoritenin verdiği bir mesafe var ya. Sen öyle ne zaman gerçekten? Ha, ben öyle hissetmiştim ama tanıdıktan sonra gerçekten belki aileni de tanıdığım için, babalığını gördüğüm için gerçekten bildiğin bir yumuşacık, tatlı ve harika bir insan var. Onun için gerçekten benim zaten bu programları çekmemdeki en büyük sebep gençlere ilham olmak. Gençlerin gerçekten hem kariyer manasında hem yaşam felsefesi, hem ülkenin durumu keza bazen umut verici olmuyor. Ben onlara bir pencere açmaya çalışıyorum. Onun için biraz senin çocukluğuna geri dönmek istedim. Levon nerede büyüdü? Yani Levon aslında hani Bağlarbaşı, Kuzguncuk ve adada büyüdü ama geçenlerde bir arkadaşlarla onu konuşuyordum. Yani herhalde benim ailemin bana kattığı en büyük zenginlik, benim de herhalde yetişirken en büyük beslendiğim taraf adalı olmak, yani adada büyümek. Ben Heybeliada'da büyüdüm. Ben hep kendi yaşıtlarından biraz büyük gibiydim. Böyle hani bir jenerasyon üstteki insanlarla muhabbet ederdim. Çünkü onlarla aynı çocukluğu yaşamıştık. Şimdi ada çocuklarının böyle bir şeyi vardır. Normalde evet, benim yaşıtımdaki insanlar İstanbul'da, büyük şehirde yaşadıkları yerlerde genelde sokakta oyun oynamamışlardır. İstanbul'da bisiklete binmemişlerdir. Gece eve gelme saatleri bellisiz, bir izinsiz dışarı çıkmamışlardı. Biz adada
müthiş özgür çocuklardık. Çünkü hani ada, hele ki bundan 30 sene 40 sene öncesinin adası, şöyle uzaktan birisi bağırsa öbürü hop diyecek, hani herkesin herkesi bildiği, tanıdığı bir yerdi. Şanslıydım da çok iyi de arkadaşlarım oldu. Hala artık arkadaşım değil, dostum değil, ailem olan insanlar. Onlarla beraber çok güzel bir yerde büyüdük. Adanın böyle bir şeyi vardı. Yani hava bozduğu zaman balığa gitmek gibi. Tabii. İşte ne bileyim, ormanda yürüyüş yapmak hayatın doğal işlerinden birisiydi. Bahçeye dalıp meyve çalmak çok rutin işlerimizdi çocukluktan. Aslında dediğim gibi, yani benden bir önceki jenerasyonun hayatını biraz yaşamıştım. Herhalde benim hayatımdaki en büyük etki o adada büyümüş olmanın, büyük sofralarda yemekler yemiş olmanın çok önemli bir tarafı şeyiydi. Bir de hani yine bir şansımız, adada da biz kalabalıktık, aile olarak da kalabalıktık. Bir de ada böyle daha hani yazlık eğlence için gidildiği için, işte her hafta sonu böyle kocaman sofraların kurulduğu, büyük pikniklerin yapıldığı, bir yere gitmeden önce neyin yenileceğinin konuşulduğu, böyle hatta onun tartışmasının evet, çıktığı evde büyümüş olmak bence çok kıymetli bir şeydi. Bir de annemler 5 kız kardeşlerdi, hepsi de adadaydı. Böyle bazı zamanlar bizim ev neredeyse bir yemekhaneye dönerdi, böyle bir atölye işte. Hani tahmin edebiliyorum. İşte şey, çilek reçeli yapmalar, vişne bilmem neleri yapmalar, böyle pazardan onların böyle neredeyse 100 kilo alınıp evde hepsinin pişmesi, o aceleler, o telaşlar, o öyle yapılması benim çok hoşuma giden hikayelerdi. Herhalde yemekle alakalı düşkünlük de biraz oradan başladı. Tabii hani babanın da şeyi, benimki de her şeyi bildiğini zanneden babalardandı benim gibi. Yani, yemekle alakalı da her şeyi bildiğini düşünüyordu. Ama şimdi düşünürsen zaten o dönemin, yani aramızda yaş farkı var. Ama aynı şeylerden bahsediyoruz. Benim de ada her zaman karakterimin oluşumunda ve bugünkü duruşumda çok büyük etkisi olan bir yer. O çocukluk. Bu sabah bile Büyükada'da dinlediğim bir DJ'nin müziğini dinliyordum ve gerçekten onun sesi kulağıma geldiğinde, belki tanırsın, Cüneyt Kurt. Onu duyduğumda oralara geri döndüm ve hala her gittiğim yeri orasıyla karşılaştırırım. O dediğin gibi o özgürlük, ama bir taraftan da o kültüre çocuk olarak şahit olmak. Evet. Arabilerin şey lafı var, çok severim. Nereyi özlüyorsun oralısındır demiş. Yani, ara güler mi? Evet, çok, doğru, bence çok güzel bir laf. Yani ben adayı özlüyorum, o yüzden kendim adalı sayıyorum. Evet. Belki böyle yaz kış adada yaşayanlar şimdi beni böyle hani siz de adalı mısınız evet, diyebilirler, ama ben kendim adalı sayıyorum. Benim bir de adayla alakalı en mutlu eden tarafı şuydu. Böyle bence çok yanlış konuşulan bir şey. Şey derler işte, biz eskiden evde kimin Rum, kimin Ermeni, kimin Yahudi olduğunu bilmezdik mahallede. Yok, biz bilirdik. Evet. Bilirdik ve umursamazdık. Yani aynen, adanın o güzel tarafı bence oydu. Yani kimse aynı görülmezdi. Herkes kimin ne olduğunu bilirdi. Yani ben bizim hani hangi arkadaşım Rum, hangisi Yahudi, hangisi Ermeni, hangisi Türk çok iyi bilirdim. Ama bu bizim için problem teşkil etmiyordu. Yani bu tabii, bence daha farklı. Adanın o kozmopolit yapısının hala kaldı mı bilmiyorum. Çünkü adalar bile artık böyle kendi gettolarına çekildi yavaş yavaş. Ben de artık heybelli değilim, Kınalı'da yaşıyorum. Hala o kadar kozmopolit bir yapısı var mı bilmiyorum, ama o eski yapısı muhteşemdi. Yani benim karakterim için çok önemli. Evet. Yani. O mozaik dünya insanı yapıyor senin farkında olmadan. Evet. Ben sonradan yurt dışında yaşadığım için onun avantajını çok yaşadım. Dediğin gibi aslında bu düzeltme çok iyi oldu. Çünkü biz bu sohbeti yapıyoruz. Benim de içeriklerim de her zaman, her daim gündeme geliyor. Çünkü ben de azınlık olarak yetiştim. Dediğin çok doğru. Çünkü bazen üzeri böyle cilalanıyor. Fark etmezlik, bilmezlik değil. Dediğin gibi biliyorduk. Biliyorduk ama onların, yani her kültürün birbirine getirisinin de kabulündeydik ve o zenginliği hayatımıza katmaktan zevk alıyorduk. İşte Ermeni komşumuzun dolmasıydı. İşte ben mesela bizim komşularla, bizim Rum komşularımız vardı Büyükada'da. Ben evdeki akşam yemeğinden sonraki sohbeti sıkıcı bulduğumdan onlara gidip onlarla midye ayıklardım kilolarca. Adada da çıkartılmış midyeleri, işte onların iki çocuğu vardı, anne baba ben. Kovalar, sular, şeyler, leğenler içinde midye ayıklıklarımı hatırlıyorum. O bizim şansımız olmuş. Yani benim anım daha kötü, öyle bir karışıklıkla alakalı. Mevlüt şekeri almak için namaz kılmışlığım vardır. Aynen. Camiye gitmişliğim vardır.
şeker için namaz kılan bir babanın oğlu aynı o. Ben tanıştım biliyorum öyle diyeyim bekliyorsunuz sana. Bekliyorsunuz değil mi öyle bir şey? Ya aranızda ufak bir fark var. O bir şekilde Mevlüt'ten kaytarıp da şekeri almayı başarabilir diye düşünüyorum ben. Arlat çok çok değerli bir çocuk. Onu evet. Sana söylüyorum her gördüğümde. Şey için değil yani suratına söylemiş olmak için değil. Hani bazı çocukların böyle bir pırıltısı var ve zekası çok bariz. Onunki de öyle çok sağduyulu. Yetiştiriliş tarzı anneyle de ilgili tabii. Tabii. Doğru. Yani o Ararat'la alakalı belki en büyük şansımız şey olabilir. Ararat. Ararat. Tülin ve Pınar'la beraber yaptığımız bir proje ama onların ısrarıyla Ararat olmuş. Süper. Şaraba daha gelmedik ama Ararat'a geldik diye konuşuyor. Şey, herhalde ben pandemiden dolayı kendini en şanslı addeden insanlardan biriyim. Bizim hani iş, meslek icabı hani çok fazla hani işte bağlarda, bahçelerde, şehir dışında çok fazla oldu. Nazim de çalışıyor tabii. Evet. Biz pandemide işte 2 sene oğlunun en güzel yaşlarında böyle işte 2,5-3,5 yaşlarında beraber yaşadık. O yüzden çok şey değilim. Pandemiden müzdarip görmüyorum kendimi. Ya ben de pandemiden müzdarip hissetmedim kendimi. Çünkü bir kendine dönüp kendini yenileyip işini de gözden geçiriyorsun. Üretkenliğini gözden geçiriyorsun ve hakikaten durman gerekmediğini hissettinse ve o şansa da sahipsen aslında çok verimli bir dönem oldu bence de. Bir şey soracağım. Yemek, ada, aile, 6 kız kardeşin evladı olmak bir tanesinin vesaire bunların getirisi var. Tabii bunlar dediğin gibi şimdi moda oldu ama bunlar bizim çocukluğumuz, bu nostalji aslında şimdi kitaplara konu oluyor vesaire. Akdeniz zaten Ege, bütün dünyada böyle yaşayan insanlarla dolu. Yani bir İtalyan ailesi de bizim dönemden eminim çok benzer şeyler yaşamıştır. Fransız vesaire de keza. Peki, Foxy'deyiz Nişantaşı'nda. Bu senin projelerinden biri. Evet. Kaç Foxy var? 2 tane. Birisi Karaköy'de, birisi burada. Biri burada. Nişantaşı'nda. Biz Foxy'leri tam pandemi öncesindeki yılbaşından böyle biraz önce açtık Maksut'la beraber. Süper. Bizim Maksut'la arkadaşlığımız çok eskiye dayanır. O da çok sevdiğim bir arkadaşımız. Yani gerçekten de şey hani iyi bir şeftir, iyi yemek yapar başka bir şey ama iyi de bir arkadaştır, dosttur. Onunla bizim yıllarca bir hayalimiz vardı. Böyle özellikle natürel şarapların, yerel üzümlerin, işte sadece böyle hani kulağıyla tatmayanların seveceği şarapların, çok fazla bulunmayan, belki biraz da ufak olduğu için göz ardı edilen üreticilerin şaraplarını koyabileceğimiz bir şarap barı açmakla alakalı böyle bir hayalimiz vardı. Belki 15-20 yıldır konuştuğumuz bir hikayeydi. O zaman Foxy şarap barı mı? Evet, bir şarap barı. Ama menü olarak bistro mu yoksa? Aslında şöyle, çok kendine has bir durumu var Foxy'nin. Bir şarap barının olması gereken her şeyi var. Yani fazla çeşit şarap, işte 20'nin üzerinde kadehte şarap. Hatta biz biraz insanlar buradaki deneyimlerini arttırabilsinler diye pek çok yerde olmayan yarım kadeh, neredeyse tadımlık şarap veren bir yer. Tam benlik. Çünkü şunu arzu ediyoruz biz. Biraz kalıplardan çıkmak lazım. Ne kadar çok şey denersek o kadar fark edebiliriz. Bu özellikle bu topraklarda nasıl bir mirasın üzerinde oturduğumuzu. Maksut her zaman zaten yerel yemeklerle yereli gerçekten yerel formunu bozmadan da yorumlayan bir yorumlanabileceğini gösteriyor. Yani sadece yereli alıp sadece onu muhafazakar bir şekilde kurmak bana da çok saçma bir muhafazakarlık geliyor. Evet doğrusunu yapmak lazım, bunları birine yapmak lazım ama bunu da yine kendi özünü bozmadan doğru yorumlamak da lazım. Yemek içinde, şarap içinde bu geçerli. Max uzun yıllardır bunu yapıyordu zaten. Biz de hani bir şey açalım, hep hayalimizi söylüyorduk. En son böyle bir arkadaş ortamında yine bunu konuşurken bize çok ciddi dalga geçtiler. Hani niye? Bu Cem Yılmaz'ın bir filminde vardı ya işte barla şey tabureleri almış bar için her şeyim hazır zannediyordu. Ya yeter artık dedi. Hani yapacaksanız yapın, yapmayacaksanız konuşmayın. Biz de Maksut'la iddiaya girdik. Yani dedik seneye bugün hala bu barı açmadıysak görüşmeyeceğiz diye. Bir ay kala açtık yani o seneye şeyini bir ay kalaya açtık. Yapmaya ama çok zor bir iş restoran işi. Restoran işi zor da benim şansım Maksut'la beraber yapıyor. Tabii. Çünkü o bütün mutfak operasyonunu, menüyü, hani yiyeceklerin ne olacağını beraber karar veriyor olsak da diğer bütün işleri o yapıyor. Şarapları da ben seçiyorum.
ortaya da güzel bir kombinasyon çıkıyor gibi gözüküyor. Burada sadece yerel ürünler var. Yani mutfakta da, şarapta da sadece yerli üzümler var. Ama yani şöyle bir şey, zaten bizim şaraplarımız dünya ayarında. Belki çok, yani ben öyle hissediyorum en azından. Yani ben Türkiye'ye vardığımdan beri kendim çok içmesem de misafir ağırladığım zaman her zaman yerli şarap kullanıyorum. Çok yolumuz var. Yani çok iyi şaraplar üretiyoruz, çok ortalama şaraplar üretiyoruz. Türkiye'deki vergi sistemleri ve diğer bütün şeylerdeki işte yurt dışına bağımlı olmak hikayelerinden dolayı maalesef işte fiyatlarımız çok tartışılır. Emekliyoruz hala. Emekliye olmak utanç verici bir şey bu coğrafyada. Niye emekliye olmak utanç verici bir şey? Şarabın tek bir ham maddesi var. O da üzüm. Hı. Üzümün ana vatanı burası. Yani evet. Oğlumun adı Ararat olmasının altında yatan hikayelerden bir tanesi de bu. Yani Ararat Dağı, Ağrı Dağı'nın üzerine bir pergel koyup bir yuvarlak çizerseniz üzümlük ehlileştiği yer burası. Yani bilinen en eski şaraphane şimdilik arkeolojik kanıtlar hemen bizim sınırımızdan birazcık yerde Ermenistan'da Areni 1 mağarasında. Bilinen en eski şarap kalıntısı Gürcistan'da. Evet. Yani Gürcistan'da, Ermenistan'da çok ciddi bir şarap kültürü var. Hayatın bir parçası. Yani tabii Ermenistan'da ya da Gürcistan'da birisi marketten şarap alıyorsa onunla dalga geçerler. Evet. Yani evde yoğurt yapmak gibi bir şey, evde şarap yapmak. Neredeyse herkesin yaptığı bir şey. Bu yüzden bu coğrafyada, şarabın ana vatanlarından bir tanesi olan bu coğrafyada, binlerce üzümün olduğu bu coğrafyada iyi şaraplar yapmıyor olmak zaten korkunç bir şey olurdu. İyi şaraplar yapıyoruz. Yavaş yavaş hukuk üreticiler de geliyor. Fakat bunların da kıymetini, özellikle yerel üzümlerin kıymetini çok iyi bilmek lazım. Biz de burada o yüzden sadece yerel üzümler satıyoruz ve Türkiye'de üretilen bütün natürel şarapları, yani bundan 1000 sene önce insanoğlu nasıl şarap yapıyorsa aynı tarz üretilen şarapları menümüzde bulundurmaya, insanları tattırmaya çalışıyoruz. Başka bir hayalimiz daha var. Şimdi biz lakerde tarama, çiroz falan dediğimiz zaman hep aklımıza rakı sofrası geliyor. Ben de çok severim tabii. Evet. Şey, rakı sevmiyormuş gibi. Benim bu akşam çirozum var. Evet, süper. İyi çiroz. Ona dünyanın, gitmeye çalışıyorum. İyi çiroz dünyanın evet, en güzelinden evet, biridir. Evet. Yani rakıyla da şahane oluyor. Çok sevdiğim bir ahçı arkadaşım eve dün çiroz, dereotu ve bütün üzerine koyacağım işte zeytinyağı, sirke vesaire küçük küçük tüplere koymuş ve bana getirmiş. Ben böyle bu akşam şahane. Kızarmış ekmek ve şahane. Tereyağı ve başka bir şey yemeyeceğim. Dünyanın en güzel menüsü olabilir. İşte biz bunları söyleyince hep şey geliyor, akla rakı geliyor. Ama unutmamak lazım, yani İstanbul meyhanesi dediğiniz şey bu 1950 yıllara kadar rakı kadar şarabın da içildiği bir yer. Tabii yani, şaraphaneler varmış evet, değil mi sen? Ya, yani meyhanede şarap da evet. Var. Yani ve meyhaneler kendilerine getirdiği şaraplarıyla biraz meşhurlar. İşte Agora meyhanesi Bozcaada'dan getiriyormuş da o yüzden insanlar Bozcaada şarabı içmek için Agora'ya gidiyormuş. Böyle bir şey varken, bu hikayeler varken, neredeyse 2000 yıldır burada laker denilen bir şey üretiliyorken bu lakerlerle buranın şarabını tatmak da çok keyifli oluyor diye düşündük. Evet. O yüzden bizim menümüz biraz böyle lakerde tarama, evet. Çiroz, topik. Daha önce buna benzer bir sohbeti kulağıma çalınan, nasıl sen diyorsun ki hani bizim coğrafyamızda şarap kültürü her daim vardı ama neden hala emekliyoruz? Ekşi maya mesela, ekşi maya şeyde çok meşhur oldu ya pandemide, herkes evde evet. Ekşi maya yapıyordu. Bir ekmek eksperi, şu anda ismi aklıma gelmiyor, o da aynı serzenişte bulunmuştu. Bizim kültürümüzde ekmek, buğday vesaire her şeyi başlatan biziz. Yani bunun sebebi, yani gençler seyrediyor diye söylüyorum. Dirayetli, disiplinli, belgelenmemiş olması mı? Yoksa İngiliz gibi, Türk gibi başla, İngiliz gibi bitir mi? Nereden kaynaklanıyor? Yani ileriye dönük şimdi tabii organiğe, çiftçiliğe, işte üretime, sebzeye, meyveye çok merak duyan bir gençlik var. Çünkü herkes alternatif kariyer arıyor. Evet. Ne yapmaları lazım yani ileriye bizim, dönük? Yani bence en büyük problemimiz bu. İşte ekmekle alakalı hikayede bile aslına bakarsanız büyük erozyon son 50-60 yılda, 100 yılda yaşanan büyük bir erozyon var. Yani evet. bundan 200 yıl önce, 300 yıl önce işte 17. yüzyıl, 16. yüzyıl yazarlarına baktığınız zaman, Evliya Çelebi'ye baktığınız zaman böyle bir müthiş loncalardan, yemek ritüellerinden, işte ne bileyim sünnet düğününde verilen müthiş mükellef sofralardan falan bahsediyor. Osmanlı saray mutfağında gerçekten çok elit ve sadece saraya neredeyse hitap eden bir mutfak var. İstanbul mutfağı var, başka yerlerden beslenme mutfak var, azınlıkların kendi koyduğu mutfaklar var. Zaten bence en iyi mutfaklar melez mutfaklardır. Yani ne kadar tabii karışırsa ki. O kadar iyi.
bence İstanbul mutfağının da bu kadar özel olmasını sağlayan şey o. Yani taramanın da, lakernanın da, topiğin de, midye dolmanın da ya da işte kuzu kapamanın da aynı sofrada olması kıymetli bir şey. Yoksa tek tarz bir mutfak öyle çok da enteresan bir şey ifade etmiyor benim için. Ama şu son 100 yıldaki müthiş erozyon çok kaygı verici bir şey. Çünkü biraz yerelliği neden kaybediyoruz? İnsanlar da yerel olmaktan artık çıkıyor. Yani aynı tarlayı 4 jenerasyondur süren aile ne kadar kaldı? Çok az. Aynı fırını 5 jenerasyondur yapan adam olacak ki o bilecek ekşi mayayı, tabii. Aynı mayayı yaşatmayı bilecek. Biz biraz ama böyle... dokümantasyon da yok sanki. Yani o... tarif yok, yazılı evet. bir şey yok. Ya var ama yok. Var yani ama yok. Varanı olanın yeterli da yeterli değil. Olanın da ne kadar sahip çıktığımız biraz tartışılır. Dediğim gibi yani şehir içerisinde, ülke içerisindeki göç hikayesi de çok enteresan bir şey. Biz tabii. hala göç etmekle meşgulüz ya. Hani şimdi biz hepimiz İstanbul, Ege'ye geçmeye evet, çalışıyoruz. Herkes bir gidiyor bir evinde oturuyor. Hala bir evet. şey o göç şeyi hiç bitmiyor bizde evet. içimizdeki hikaye. O biraz şeyle ilgili galiba. Varırsam mutlu olurum hissi. Evet. Yani burada keyif yaratmak yerine bir yere varırsam sanki çünkü daha iyi olur. Çünkü oradaki hikayeyi kendinden kaynaklanmadığını düşünüyorsun. Olduğun tabii, yani. Tabii. Yani sanki tabii. gidince değişecekmiş gibi ama aslında gidip aynı valiz. Evet, kendini de götürüyorsun. Hiçbir şey değişmiyor işin içinde. Ama aslında bu kadar belki nostaljiden konuşuyor olmamız da aynı dertten biz. Yani bugünden tabii. mutlu olmadığımız için geçmişin daha iyi olduğunu zannediyoruz. Geçmişe de gitsek belki daha geçmişin daha iyi olduğunu. Tabii canım orada bir sürü hikayeler var. Bizim evet. yaşamadığımız ve hoşumuza gitmeyecek. Evet. Bir şey soracağım. Peki Foxy yeni bebek. Evet. Ama asıl Le Bon Bouche markası ki öyle bir marka var. şarap ekspertizinden evet. doğan bir şey. Bir genç çocuk ben şarap eksperi olacağım mı der. Başka şeyler mi düşünür? Yani kariyerin nasıl başladı? Ya, veyahut da umutların neydi? Yani benimki aslında biraz enteresan başladı. Yani ben hani evde sürekli bir yemek kültürü vardı. Ben babamın Kadıköy Balık Pazarı'ndan yaptığı alışverişten akşam misafir gelip gelmediğini anlardım. Evet. Yani ucuz şarap alıyorsa biz bizeyiz, biraz daha pahalısını alıyorsa belli ki misafir bile diyor. Yani evde sürekli bu vardı. Ben hani babam ben doğduğumda işte şaraplar alıp koymuş 18 yaşında içeceğiz diye. Biz ha. 18 yaşında açtık, çok güzel sirkelerimiz olmuştu. Çünkü yıllanıp yıllanmayacağını bilmediği şaraplara koymuştu. Balsamik oradan geliyor. Peki. Yani hep böyle bir yemekle içmekle beraber büyüyen bir çocuktum. Ben kamu yönetimi okumaya başladım. Sonra öğrendik ki kaymakam yapmıyorlarmış Ermeni'den. İşin şaka tarafı... Şükür. Kaymakamın kaybı bizim kazancımız yok, oldu. Yok ya, benden iyi kaymakam olmuyor. Hala olabilir bence. Ben üniversitede okurken havaalanında çalışmaya başladım. Duty Free'de çalışmaya başladım. Atatürk Havaalanı. Evet. Okay. Eski havaalanı. Güzel havalimanımızda. Orada çalışmaya başladığımda... Uçakların inip kalkabildiği evet, havaalanı. Evet, çok enteresan. Pistlerinin olduğu. Oldu. Ya da ne bileyim, uçak havaalanı çalışmadığı zaman yürüyerek otele gidebildiğimiz bir havalimanıydı orası. Çok enteresan geliyor şimdi insanların buna. O havalimanı, ben Duty Free'de çalışırken bir şeyi fark ettim. Ya, müthiş bir dünya var. Hani biz evet şarap diyoruz, içki dünyası. İçiyoruz, içki dünyası ama şarap daha da enteresan çünkü... biraz meraklı bir insansın. O rafın karşısına geçtiğin zaman aklında binlerce soru çıkıyor. Yani tabii. aynı üzüm aynı bölge. Birisi 5 euro, birisi 5000 euro. Neden? Ya o 5 euro'nun şişesi öbüründen çok daha afilli. Öbürünün üzerinde sadece bir isim yazıyor. Niye o 5000 euro? Biraz öyle başladı çalışmaya. Bir de o zamanlar biraz daha esnekti gümrük kuralları diyebilirim. Satın da alabiliyordunuz. Ve ciddi bir şansım da şöyle oldu düşünüyorum. O tarihte şimdi İFSA'nın müdürlüğünü yapan Ayça ve şimdi Londra'da çalışan, viski esperliği yapan Murat, biz aynı dönem beraber çalışıyorduk. Ve biz hep birbirimizi öğreten, birbirimize soru soran, beraber paramızı denkleştirip şaraplar alan, deneyen. Onları tadan böyle bir ekip haline geldik ve sonra da okullara gitme gibi şansımız oldu. Aslında hikaye böyle başladı. Nasıl yani aslında bir, merakla nasıl? Başlıyor. Merak olmadan olmuyor zaten. Türkiye aldığım eğitimler tabii ki böyle bir hani firma eğitimi. Çünkü Türkiye'de olsa da
Bırakın eğitimi, kitap bile yoktu. Evet. Bugün Türkiye'de çok fazla artık böyle 2-3 yerde eğitim verilmeye başlandı. Demin Ayça'dan bahsettim. Evet. Onun müdürlüğünü yaptığı kurumun da böyle ileri seviye eğitimini bilen International Violence Spirit Education Trust diye bir şey var. Londra merkezli bir eğitim sistemi var. Ben de oraya gittim. Herhalde Türkiye'den ilk gidenlerden birkaç kişiydik beraber gittiğimizde. Evet. Ve ilk eğitimin temelleri orada atıldı. Daha sonra kendimi geliştirmek için çok farklı kurslar, buna benzer eğitimler aldım ama şunu unutmamak lazım, özellikle şarap işi. Biraz bilgi birikim ve aslında kilometre işi. Tabii ki. Tatma işi. Yani exposure yani aslında. Evet, çok önemli bir şey. Siz istediğiniz kadar kitabı bilgiyi bilin, ezberleyin. İşte Burgonya'daki köydeki üreticinin amcasının oğlunun adını da bilin. Esas hikaye tattığınız zaman bir şarabı yargılayabiliyor olmanız. Bu da tecrübeyle kazanılabilecek bir şey. Çok şanslıydım çünkü ben de 15 yıl boyunca bir şarap üreticisinde çalıştım. Evet, ve süper. Orada çalışmam boyunca her sene bağ bozumunda işte bağından yani üzüm toplamaktan şarap yapmaya kadar pek çok işin içerisinde çalışma fırsatı buldum. Benim yani işin mutfağında olmadığın sürece çok zor. Her zaman mış gibi duracaksın evet, dışarıda. Evet, değil çok mi? Zor. Yani üretim özellikle şarap gibi bir şeyde üretimin ne olduğunu bilmek çok önemli bir şey. Çünkü biz hep şarabı böyle şişede görüyoruz. Tabii. Etiketlerde görüyoruz, raflarda görüyoruz ama aslında bu bir tarım ürünü. Yani içerisinde bir kilo üzüm var, başka hiçbir şey yok. Evet. Bunun nasıl bu hale geldiğini öğrenmek çok büyülü ve çok zorlu bir iş. Benim şansım o oldu. Ve oradan sonra da artık biraz kendi kanatlarımı uçmaya karar verdiğimde bir baktım ki ya böyle bir böyle danışmanlık bir, verme mümkün. Mümkünmüş. Peki, yani ben dediğim gibi bu konuda çok bilgili değilim. Çünkü çok çok büyük bir şarap sevgim yok ama şöyle bir şey var. İyi şarabı anladığımı vücudum anlıyor sanki. Ciddi söylüyorum. Yani belki hani kötü bir şarap içtiğimde başım ağrıyor. Onun için soğudum. Ondan sonra senelerce çok içki içilen bir sektörde olduğum için. Bir de şeye çok şansım oldu. Her zaman ben çok iyi barmenlerle çalıştım. Dolayısıyla yurt dışında hep ekibimde böyle eksperler olduğu için benim sadece sert olsun, yumuşak olsun, iyisini, şu yemekli gitsin iyisini gibi. İyisine alışmak da ciddi bir lüks ve zor bir şeydir. İyisine alışmışsınız. Ama hakikaten yani, herhalde vücudum tepki veriyor. Ucuz. Ya şöyle ama, bir şey var. Ama şöyle diyeyim, pardon lafını kestim ama yurt dışında şunu biliyorum. Burada da gerçek mi? Şimdi bir ara ciddi bir manada hem seyahat ettiğim için hem de Amerika'da da şeyler nasıl diyeyim sana tapas yani İspanyol kültürü ve mezesi birdenbire şey oldu, parladı. Dolayısıyla şarap da onunla birlikte paralel olarak parladı. Ve hepimiz öğrendik ki Güney Amerika'dan gelen bazı şaraplar ucuz olduğu halde çok kaliteli. Ya özellikle Şili bu dünyada devrim yaratan yerlerden bir tanesi. Evet. 90'lı yıllardan sonra. Ya değişen teknolojik gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Çok büyük ve çok uygun fiyatlı şarap yapıyor. O neden? Ya onun bir dünya şeyi var, nedeni var. İklim? İklim çok uygun. Tabii şöyle uygun. Şili'nin ya da işte Arjantin'in olduğu yeri düşünürseniz çok büyük bir arazi. Yani Şili evet, ufak bir ülke bile olsa bir okyanus kıyısı boyunca böyle yukarıdan aşağı doğru inen böyle incecik evet, bir ülke. Ama çok ciddi bir şansları var. O ülke Ant Dağları'nın etekleri. Evet. 70'li yıllarda dünyada ilk defa seçimle iktidara gelen Salvador Allende bir Marksist. Evet. Oradaki çok ciddi toprakları, yani kullanılmayan toprakları, topraksız köylüye toprak yaratmak için ciddi bir toprak reformu başlattılar. Tabii sonra sekteye vurdu ayrı bir mevzu ama ilk devlet tarafından orada yüksek irtifadaki arazilerde bağlar kurulması ve ciddi bir çelik üreticisi biliyorsunuz. Evet. 90'lı yıllarda, daha doğrusu 70'li yıllardan itibaren ciddi bir şarap üretiminde eski usul yöntemlerle çelik tanklarda şaraplar üretilmeye başlandı. Bu da onların şey yani ahşap yerine mi? Ahşap yerine değil, beton küvler vardı, başka beton yöntemler vardı ama ahşap da vardı tabii ki. Büyük ahşap tanklar da bunlar maliyetli, bazen kaliteyi olumsuz da etkileyebilecek yaşlandığı zaman tarzlardı. Şili burada çok ciddi bir atak yaptı. Tabii bütün dünyada uygun fiyatlı şaraplar vardı. Ama farklı bir tarzda şaraplar yapmaya başladı. Yeni dünya tarzı denilen biraz daha meyvenin ön planda oldu. Evet. Hatta biraz daha şekerli, hatta biraz daha eski dünyadaki gelenekler, geleneksel muhafazakarlığın dışında çıkabildiler. Hani iyi mi kötü mü tartışılır. Evet. İşte hani
fıçı tadı yaratmak için bazen içerisinde meşe yongası atarak, o tadı yaratarak, bazen normalden daha fazla içerisinde şeker bırakarak daha rahat içildi. Daha içmeye hazır şaraplar üretildi bütün dünyada. Avustralya da bunu yaptı, evet, Şili'de evet. bunu yaptı, Arjantin'de bunu yaptı. Ve tabii ki şu anda Şili'nin de en büyük hala satın alıcısı Amerika Birleşik Devletleri. Öyle. Bu yüzden de bir Fransa'dan, İtalya'dan, hani Avrupa'dan şarap taşımaktansa oradan şarap getirmek çok daha uygun fiyatlara mal oluyor. Evet evet, yani birdenbire... Bir de regio politikaları da var işin evet. içerisinde. Birdenbire 10 doları insanlar evet. şarap içmeye başladı 70, 80, 90 harcarken. Reagan'ı beğeneceğim hiç aklıma gelmez ama tek beğenebileceğim şey şudur. yurt dışında bağımlılığı biraz azaltmak için böyle Kaliforniya şarapçısını çok ciddi desteklemiştir. Evet. Kaliforniya şarabı diye bir şey de çıktı ortaya. Yani, tabii. Napa Valley. Evet, 70'li, 60'lı, 70'li yıllarda kötü şaraplarıyla meşhur. Hani içmesek de olur denilen tabii, ben şaraplar. İlk, ben 83'te taşındım. O zaman daha meraklıydım diyeyim sana. Böyle ağzıma aldığımda bunu nasıl içiyorlar diyordum. Bugün artık dünyada pek çok tabii. yerden daha iyi şaraplar üreten evet. müthiş bir bölge haline geldi. O böyle 60'lı yılların sonunda başlayıp böyle 80'lerde meyvelerini veren müthiş bir aslında bir Kaliforniya şarap devrimi diyebiliriz buna yani. Evet. Peki, şeyi merak ediyorum. Şimdi ben mesela Kaliforniya şarap dedik, oradan geçeceğim. Çünkü ben Türkiye'ye 3,5 sene önce gelmeden önce bir ara acaba San Francisco civarına mı taşınsam dedim. Çünkü ailem, işte çocuklarım, eski eşim falan yavaş yavaş oraya kaymaya başladılar. Dedim ben oraya gitsem tekrar davet sektöründe mi olurum, orada ne iş yapılır, ne iş yapılmaz. Ve kafama şöyle bir şey dank etti. Çünkü Napa'daki bütün yani nispeten şeyleri gezmiştim, bağları. Orada bir şeyin eksiğini hissettim. Buradaki bağlarda da zaman zaman hissediyorum. Urla yolundan da biraz sonra belki bahsederiz, şarap yolundan. Niye o tip bağlarda şey yok demiştim kendi kendime. Tam manası bir lifestyle servis yok. Yani gidiyorsun, seni gezdiriyor, yol anlatıyor, ağaçları gösteriyor, sistemi gösteriyor, tankı gösteriyor. Aşağı iniyor, hediyelik mağazasından iki şarap sokuyor ve gidiyorsun. Ama ben diyordum ki yani böyle yerlerde uzun masalar, işte piknikler, sohbetler, şarküteri ve bunu yapan Avustralya'da yerler gördüm. Güney Afrika'da şeyde gördüm. Çoğunun esas işi bu haline geldi. Yüksek. Ama niye bu keyfi yaratamıyoruz biz? Farklı işler, bunu unutmamak lazım. Yani, bambaşka iki kafa aslında. Yemek ve hospitality. Yani biz de maalesef Türkiye'de hep böyle yani kusura bakmayın yani sizi bunun okulalını yapacaktım ama. Estağfurullah. Türkiye'de en kolay yapılacağını zannedilen iş hospitality'dir ya. Hani tabii. Açayım bir restoran zaten benim çok lezzetli. Ben onun için hayatımda açmadım. Yani herkes yapsana diyorlar. O kadar basit olduğunu düşünmüyorum. Çok çok zor bir iş evet. ve başka bir iş yani. Bu evet. bir şaraphane yürütürken, bir bağ yürütürken, bir bağ fasilitesi yaparken aynı zamanda bunu yapmak çok zor bir iş. Çok meşakkatli. Çok yani iki farklı kafa, iki farklı insan evet. lazım. Türkiye'de bence en büyük şansımız şu, şarap üreticileri bunu yapmak zorunda kaldılar. Evet. Yani değişen yasalar yüzünden siz bir restoranınız yoksa içeriye kimseyi sokamıyorsunuz. İçki satamıyorsunuz. O yüzden bunu yapmak zorunda kaldılar. Biraz hani benim gençliğimde şey vardı. Türk Silahlı Kuvvetleri sayesinde akademik kariyer yapmak. Yani askere geç gitmek için herkes üniversitede kalırdı. Biraz öyle oldu. Yani bunu yapabilmek için herkes kendi otelini ya da şaraphanesinin içerisinde bir restoranını açmak zorunda kaldı. Bunu isteyenler. Bu güzel bir şey ama şunu unutmamak lazım. Kaliforniya için bakarsanız ya da yurt dışındaki bir Bordeaux'daki bir şaraphaneye bakarsanız o şaraphanesinin içerisinde yemek verme ihtiyacı duymuyor. Çünkü siz oraya gittiğiniz zaman orada pek yemek de istemiyorsunuz. Çünkü çok güzel yemek yiyeceğiniz onlarca belki yüzlerce yer var. Evet. Yani bir Burgonya, bir Bordeaux, tabii. bir Rhone, hatta Kaliforniya aslında sadece şarabın dışında kendine has yemekleri olan, restoranları olan, deneyimlemek istediğiniz başka şeyler olan bir yer. Şimdi Türkiye'deki en büyük sıkıntı bu. Evet, belki dünyanın çok güzel bağlarından birine gidiyorsunuz Tekirdağ'da ama yakında en yiyeceğiniz en iyi yemek Tekirdağ köftesi. Köfteci. O yüzden o şaraphane evet. kendine bir restoran açmak zorunda kalıyor. Evet ama dediğin gibi orada bir itina evet. var, orada bir... Şimdi benim için bir bağ evine gitmek veyahut da işte bir bağa gitmek bir ev gibi ya. Evet. Yani orada gerçekten Fransız kültüründe bunu çok iyi yaparlar. Yani ben bazı şarapları Fransa'da sabah 6'da içip
beğenip satın almaya başladığımı biliyorum. Çünkü sabah şeye gidersin ya, pazara gidersin. Evet. Pazardaki işte patates satan adam, onu satan adam, "Ah şunu da bir dene" der. O sıcaklık ve tatlılıktan bahsediyorum. Urla'da ama bir iki tane yerde bunu yaşadım. İşte, mesela Urliçe. Urliçe çok güzel. Çok sevdim. Yani ben Urliçe'nin bir de şeyini çok seviyorum. Ne yapıp ne yapamayacağını çok iyi bilerek. Evet. Yani orada böyle bir... Tabii. İşte, her şey olması gibi. Evet. Ben bir ikramdan bahsediyorum, evet, zaten. Yani beyaz örtülerde bilmem ne şey yapacağın yerine çok güzel pizza yaparak. Zaten rustik olmalı. Çok güzel bir şarküteri vererek, evet, yanında güzel şaraplarını açarak. Aslında bunun, biz de burada biraz onu yapmaya çalışıyoruz. İlla ki iyi yemek demek, çok şaşalı yemekler demek değil. Biz kaçırdığımız nokta orası. Çok lezzetli, çok iyi yapılmış ama basit menüyle yapılmış bir şey çok daha keyif verebiliyor. Çünkü zaten eğer daha sofistike bir yemek yemek istiyorsan orada da 10 tane de bunu yiyeceğin restoran, tabii, var. Zaten bence Urla'yı diğer Türkiye'deki bar rotalarından ayıran tarafı da o. Evet. Siz orada gündüz iki tane şaraphane geçip gezip öğlenleri çok güzel şaraphanelerde atıştırmalarınızı yaptıktan sonra akşam da güzel yemek yiyebiliyorsunuz. Evet. Bir gastronomik vadi var Urla'nın. Türkiye'nin diğer bağ bölgelerinin böyle bir gastronomik vadi olmadığı için bence biraz gelişemiyor. Yani mesela benim en üzüldüğüm yer Kapadokya'dır. Yani evet, Kapadokya dünyanın başka bir yerinde olsa, yani Kapadokya İtalya'da falan olsa böyle duvarda resmini falan asıp keşke paramız olsa da şuraya bir gidebilsek diye hayal kuracağınız bir yerken bugün gittiğinizde iyi yemek yemek için çaba sarf etmeniz gereken. Ben, hani, ben çok şaşırdım. Yani. Biz bir çekim için gittik geçenlerde. Çok da hayran kaldım ama yemeklerin ve misafirperverliğin çok basit olduğunu gördüm. Çok iyi yerlerde bile. Evet, yani çok şaşırdım gerçekten. Çünkü öyle bir doğa, öyle bir background, öyle bir şeyin önünde. Ben bir ara MSA'da ders verirken böyle aşçılık kursuna giden arkadaşlara şey yediriyordum. Yani bu işi yapmak istiyorsanız ve gerçekten adınızı da duyurmak istiyorsanız borç harç gidin, bunu Kapadokya'da yapın. Yani evet. O kadar hiçbir şey yok ki. Hiçbir şey yok. Yani yavaş yavaş son bir 4-5 senede biraz daha değişti. 4-5 sene öncesi gerçekten karnınızı doyurmakta bile zorlanıyordunuz. Şimdi ufak ufak böyle yeni, çok umut vadeden hatta iyi yerler oldu ama böyle bir elin parmağı geçmeyecek kadar yerler var. Koskoca Kapadokya için bence çok yazık. İşte Kapadokya'da şarap, oranın şarap kültürü müthiş bir kültür var. Evet. Anadolu'nun en özel yerlerinden bir tanesi. Birkaç tane şaraphane de var. O yüzden mesela orada da bir rota oluşabilecekken oluşmuyor olmasının sebebi gastronomik eksiklikten kaynaklanıyor. Benim suratıma çarpan şey orada, kültürümüzde devam bir kısa yol var ya, evet, kısa yol ve kestirme. Orada bir turist avcılığı başlamış, evet, ve her şeye bir formüle oturmuş. Yani balonundan, atından, osundan, busundan her şey böyle vasat bir ayarda. Nasıl olsa satıyor abi. İşte vasatın çok kötü, evet, bir alış şeyi vardır. Alışkanlığı vardır. Evet. Vasat, vasat virüs kalmaz. Virüs gibi yayılır. Bir de vasat, vasat kalmaz. Vasat aşağı iner. Evet. Yani evet, evet. Vasatın kötü tarafı o zaten. Zaten yani o demek. Yani o orada kalmıyor. Aşağı, evet, iniyor. Aşağı iniyor. Evet. Tabii çünkü yani biz de işte Ahmet yaptı ben de yaparım deyip işi bilmeden giren çok insan var. Sektör ne olursa olsun. Evet. Peki gençlere son bağlamak adına sana birkaç soru soracağım. Turuncu şarap ne? Aa, ya aslında çok... Çok leziz aslında. Çok leziz, çok güzeldir. Yani hikayemiz şu. Şimdi kırmızı şarap var, beyaz şarap var, pembe şarap var. Pembe şarap bildiğimiz var. Üç şarap bunlar. Evet. Niye bu üçü var? Kırmızı üzümden kırmızı şarabı yapıyorsun, beyaz üzümden beyaz şarabı yapıyorsun. Rozeyi de pembe üzümden yapmıyorsun. Tabii. Aslında hikayemiz üzümün kabuğundan başlıyor. Yani biz üzüm, herhangi evinizde bir üzüm aldığınız zaman böyle içine bakın, içi bembeyazdır. Yani evet, kabuğunu soyduğunuz zaman kendisi beyazdır. O renk maddesi ve burukluk veren tanen maddesi üzümün kabuğunda. Ve çaydaki maddeye, renk o burukluk da oradan geliyor. Burukluk da oradan geliyor. Ve siz bu rengi kazanmak için şarap üretirken üzümün kabuğuyla beraber şırasını bekletirsiniz. Okay. Ve yavaş yavaş o renk çay demler gibi, o çay yaprağından nasıl yavaş yavaş suya geçerse şıraya geçer ve şarabınız kırmızı şarap olur. Bu işi kısa tutarsanız zamanlamayla ilgili yani. Pembe şarap oluyor. Aynısını beyaz şarapla da şöyle yapıyorsunuz. Beyaz şaraplık üzümlerinde bir kabuğu var ama kabukta genelde renk yok.
siz üzümü sıktığınız zaman böyle şeffaf bir sıra çıkıyor ve bunu ferment ediyorsunuz. Fakat önemli bir fark da şu, o kabukta da aslında bir renk ve bazen şaraba geçecek tatlar var. Bazı üreticiler kırmızı şarap üretir gibi beyaz şarabını da kabuğuyla temas ettiriyorlar. Oradan mı çıktı bu temas, turuncu? Evet, bu temas etme sırasında şaraba renk geçiyor. Birçok üretici bunu yaparken aynı zamanda biraz da fazla havayla temas ettirip hafif okside de etmeyi istiyorlar. O zaman daha da koyu renkli şaraplar çıkıyor ve turuncu şaraplar aslında bu. Yani bir turuncu şarabın natürel şarap olma zorunluluğu yok. Yok. Siz normal... Manipüle ediyor biraz. Ya yani. Manipüle etmek değil, şey yani normal bir şarap yaparmış gibi herhangi bir beyaz şarap nasıl yapıyorsanız, işte endüstriyel maya kullanarak ya da başka bir yerle bir turuncu şarap yapabilirsiniz. Ama natürel şarap bambaşka bir şey. Natürel şarap tam insanoğlunun 1000 yıl önce ilk şarabı bulduğu gün nasıl yapıyorsa öyle yaptığı sistem aslında. Anladım. Yani kendi üzerindeki kabuktan üzümün içerisinde hiçbir müdahale etmeden, yani şimdi 50'nin üzerinde kimyasal maddeyi şarap üretiminde kullanma hakkı var gıda kodeksinde. Bunların hiçbirini kullanmadan, ne maya vererek ne enzim vererek yapılan şaraplardan bahsediyoruz. Kükürt niye var şarapta? Kükürt şarabı, ya doğrusu yani arkalarda şey diye yazar, yaş üzüm koruyucu diye yazar ama aslında esas yaptığı şey şarabınızı da korur. Yani şarabınızı hızlı sirke olmaktan korur. Raf ömrünü mü uzatıyor? Raf ömrünü de uzatır. Fermentasyon sırasında verdiğiniz zaman... Benim migrenimi öldürüyor kükürt. migreni, yani eğer şeyiniz varsa... Var. Ne derler, öyle bir şeyiniz varsa, sıkıntınız varsa gerçekten migreni tetikleyebilir ama unutmamak lazım. Eğer şarap migrenizi tetikliyorsa salamın da, ya da portakal suyunun da yapması tabii, lazım. Tabii. Ha. Yani şöyle şarküteri de tetikliyor. Ben, yani tuz hemen her şey. fazla. Yani ben mesela oturup bir paket ay çekirdeği, arkasından bir paket popcorn yediğim geceler. Ertesi sabah hasta uyanır. Ya o şey, yani o şeyle, kükürtle alakalı öyle bir şey olur ama aslında genelde kırmızı şarapta özellikle baş ağrısı yapan kükürtten ziyade başka maddeler var. Tamam. Ben şimdi dediğim gibi Levon'la hayatımda bir paralel kurabilmek için şarap bilgim olması gerektiğini hissetmedim. Bu sohbette aslında senden şöyle bir şey de geçsin istiyorum insanlara. Daha önce söylediğin gibi aslında sen bir keyif adamısın. Keyif değil mi? Yani öyle. Öyle. Evet, tabii. Ve gerçekten hep çalışın diyorum, hep işte çok çalışın diyorum. O şart, çünkü gerçekten çalışmadan o yere varılmıyor. Ama hayatın güzelliklerini kaçırmamak lazım. Keyif de önemli. Senin için en keyifli yemek nedir? Yani yemek tarzı. Benim için yani bir defa biraz mesleğimle şey olacak, tezat bir şey söylüyor olacağım ama benim için esas iyi yemek dediğim şey masadaki olanlardan çok yanımda olanlar. Paylaştığın insanlar. Evet, kimle geçiyor? Sohbet. O sohbet. Süleyman'ın mesela Tevrat'ta bir ayet vardır şeyde, düşmanlıkla yenilen kuzu etindense dostlarla yenilen sebze yemeğini tercih ederim der. Doğru. Bu benim için de şeydir, yani dünyanın en güzel yemeğini kötü bir ortamda, sıkıldığınız bir yerde, doğru, yan yana beraber olmaktan haz etmediğiniz insanlarla yiyeceğinizi, gerçekten böyle bir atıştırmalık, böyle zor karnını doyurduğunuz bir sofrada sevdiğiniz insanlarla mutlu olursunuz. Dost meclisi, dost çok meclisi önemli. Her şey. Ama yani bu işin, bu genel hayat görüşüm ama iyi, benim için iyi bir sofra nedir diye soracak olursanız, özenerek yapılmış, iyi malzemeden yapılmış her şey güzeldir. Buna çok eminim ben. Yani, aşkla bir de. Yani bence öyle şöyle o düşünüyorum. O kadar şairane... Şairane değil de sevmeyerek yemek pişiren bir insanın iyi yemek yapabileceğini düşünüyorum ben. Ya o, işte işin içerisinde şey giriyor, yani bir usta, yani aşçılıkla şeflik arasındaki fark biraz... Ya ben ev aşçılığından yani, bahsediyorum. Evet ama şöyle bir şey var, yani benim mamam dünyanın en güzel yemeklerini yapardı, her gün de aşkla yaptığını zannetmiyorum yani, bazen de küfrederek yapıyordu ama artık o el aşkı. Yani onu söyleyeceğim, yani zanaatla sanatın arasındaki evet, fark biraz var. Bazen bazı adam işte ne bileyim, çok sürekli yaptığı yemeği her zaman çok lezzetli yapabilir. Evet. İlla ki onun aşk girmesine evet, gerek yok. Ama işin içerisinde aşk, ama başlangıç giren yemeği noktası anlarsınız. Evet, onu diyorum. Evet. Başlangıç evet, noktasında aşk vardır ama o insanı evet, mutfağa sürükleyen. Yani mecburiyetin dışında. Bilmiyorum yani, ben çok fazla emin değilim diyorsun. Sektörde sen pişiriyor musun?
Ben pişiririm ama ben biraz şey, nasıl diyeyim, cins yemekleri yapmayı severim. Yani nasıl yani? Ne bileyim, İçine yorum katacağım, farklı yok, mı olsun? Yok, yorum katmak o kadar becerim yok yani. Ben anladım. Şunu şöyle yorumlayayım evet, değil ama işte kuzu sarma kokoreç yapmayı severim. Hani normalde kimseyle uğraşmayacağım. Böyle 8 saat kaynatayım, dil yapayım. Anladım. Hani böyle evde kavga çıkartacak yemekleri anladım. Yapmayı severim. O yüzden çok az yaparım. Peki mutfağı sen mi topluyorsun, Nadia mı? Ya şimdi şöyle bir şey var. Hayır, senin arkandan yani. Ben toplasam da Nadine bir daha toplayacağı için. Yani o yüzden. Değmezsin. Peki İstanbul'da gerçekten keyif aldın Foxy'nin dışında ve Neolokal'in dışında, o da çünkü Maksut'tan bir saniye bahsetmek istiyorum. Gerçekten senin kadar yeni tanıdığım bir insan o da, birkaç senedir. Ben gerçekten yurt dışında yaşarken hep bundan şeydim, müzdariptim. Niye? Bizim mutfağımız adam gibi yurt dışında yorumlanmıyor. Benim en büyük derdim oydu. Yani 20 tane filan Türk lokantası var New York'ta, Manhattan'da. O kadar var mı? Var. Ve hiçbirinde hani bir parça yorumlanmış, bir parça mutfağımızı eleve eden, bir parça farklı bir şey yiyemiyorsun. Ben Maksut'un gerçekten çok iyi bir elçi olabileceğini düşünüyorum yurt dışında. Gerçekten en son mesela Neolokal'de yediğim bir şey neydi? Bir yoğurt dondurma arası çilekli ve yanında böyle bir ağzıma koydum. Çocukluğumda içtiğim çilekli süt yani. Yani şeyi neyse, vizyonu neyse, tabağa baktığında anlamıyorsun ne yapmış. Ama ağzına koyduğunda seni oraya çekebiliyor. Çok iyi bir yorumcu olduğunu düşünüyorum. Ve hakikaten bizim mutfağımızı yurt dışında temsil etmeli. Reklamlar, Neolokal, Maksut bitti. Şeyi soracağım sana, gerçekten keyif aldığın İstanbul lokantaları hangileri? Yani şimdi iki tane dükkan direkt, var ki evet. Bunları şey böyle hani kategori dışında yani evet. Olmazsa olmaz. Ben babamla dalga geçerdim. O çünkü böyle evet. Hani balık yiyecekse kıyıya, et yiyecekse Beyti'ye gitmek o isterdi. Diyeceğim. Acaba böyle, kıyı mı geliyor diyecektim. Biz de böyle ah baba artık falan derdik. Klasik ama. Ama öyle ya, ben de şu anda öyle oldum. Kıyı yani, oldun değil mi? Kıyı ve herkes Beyti kıyı başka çok onlar acayip. Bir şeyde yani bir şey evet. Üzerinde. Ama mesela yakınlarda güzel meyhane Asmalı Meşrik'i, Asmalı Cavit'i ben Cavit, seviyorum evet. Yani gidip ben gelmekten de. Çok keyif alıyorum. Hala o eski meyhane barbası gibi orada durması, evet. Yani belki dünyanın en iyi yemeğini yemiyorsun ama yok. O atmosfer orada, orası, evet, evet. Yani bir meyhanede olması gereken zaman durmuş gibi orası karşılıyor. Onun dışında gerçekten hani her gün gitsem mutsuz olmayacağım yerler, apartmana bayılırım. Çok iyi. Ben de. Yeniköy apartmanı evet, çok evet. Seviyorum. İşte Amanda Bravo böyle hani güzel şöyle evet, beyaz örtüde bir yemek inanç, yiyeyim. Evet. Dediğin zaman Amanda Bravo. Orada da bir yorum var değil mi? Yani orada da tabii hani alıştığımız şey. Lezzetler ama diyorsun ki aa ne güzel işte bamya kızartmış da altına tahin koymuş da. İnanç orada şey yapıyor bence evet. Böyle senin tahmin edemeyeceğin bir şekilde çok iyi bildiğin bir şeyi başka şekilde sunuyor. Aynen. Mesela benim o dükkandaki en sevdiğim iki tane tabak. Paparayla, yani et suyu, ekmek paparayla evet. Bir de karnabahar tabağı. Yani aynen, şimdi ben de çok sevdim karnabahar. Birisi bana 20 sene önce deseydi ki restorana gideceksin de karnabahar yiyeceksin diye hadi canım derdim. Yani şimdi gerçekten olsa da gitsem diye düşündüm yer orası. Şeyi severim, nasıl kaypetleri severim İtalyan lokantası evet. Olarak. Gerçekten çok özenli işler yapan bir yerdir. Kanyon'da Gram vardı ve Maya vardı evet, diye bir dükkanları. Onlar kapandı. Şimdi şeydeler. Orijinin içerisindeler şeydi. MSA'nın orada yolum evet. Düşerse gittiğim yer orası. Onun dışında da çok fazla yer yok gibi geliyor. Yok. Yani. Evet. Peki. Ha bir de şey yani burada şeyi unutmamak lazım. Tatbak. Tatbak diyecektim. Evet, yani. Dedim herhalde tatbak demeyeceğim. Yani, tatbak demek ki klasikler bizim demek ki bizim. Peki. Kültürel manada... Pardon bir de unuttuğum bir yer var. Geçenlerde yine beni çok mutlu oldum. Yeni lokanta. Evet Civan. Çok güzel. Civan'ın, çok, yeri, Civan'ın çok, yeri çok iyi. Yani o odayı da çok seviyorum ben. Evet. Yani küçükken Pandeli'ye gittiğimde ve bir tane daha lokanta vardı. Adını asla hatırlamıyorum ama tüneldeydi. İngiliz sefaradı mıydı? Bir şey... Four Seasons mı diyorsunuz? Four Seasons. Evet. Ya oraya girdiğimde ben ve Pandeli'ye girdiğimde küçükken Avrupa'ya gittim zannediyordum babam, kendim. Babamla gittim. Ben de babamla giderdim yani. Liman lokantası evet, evet. İşte Karaköy'de Pandeli ve o üçü derdim ki
ha ben daha edepli yemeliyim mesela bir enginar ısmarlayayım falan gibi. Peki bir şey soracağım. Kültürel manada mutfakları, dünya mutfaklarını sıralaman gerekse Türk mutfağı nereye gelir veyahut da daha çok sevdiğim veyahut da eşit sevdiğim başka mutfaklar var mı? Mesela ben Asya mutfağını çok seviyorum. Ya ben de çok seviyorum ama şimdi şöyle bir şey var. Yani mutfakları isimlendirmek aslında çok zor bir şey. Yani Asya evet. mutfağı diyoruz ama tabii, Asya'nın neresi? Tayland var, yani, Tay şey var, Vietnam evet. var, Çin var, Japon var. Çok farklılar. Yani benim için Vietnam yani, mesela. Ben de Tay çok seviyorum. Tay. Yani Noi. Şey, Noi çok güzel. Yani çok şimdi ayıp oldu böyle yan komşumuz da şu yani Noi'nin şeyi hani evet. yeni Tay çok güzel. Hani onun yanındaki şey evet, evet. Sushi Naomi evet. her zaman hani İyi. Bir artık şey gibi olduğu için benim tek yemekhanem gibi yemekhanem oldu. Yani burada evet. sıkıldıkça oradan yiyorum. Evet. O yüzden şey değil. Onları unutmuş olmayalım. Çok evet. iyiler. Şeydeki Kallavi Sokağı'nın köşesindeki çok çok da çok güzeldir. Çok çok evet. evet. İşte ben de o Tay mutfağı. O da benim yemekhanem. Eve yakın çünkü. Müthiş değil mi? Evet. Yeni yerleri de çok güzel. Yeni yerleri çok şık oldu. Yeni yerlerinde evet. ben dükkan kadar, yemekleri kadar, yemeklerini zaten bar çok seviyorum. Çok iyi, bar, Fatih Bey. O beyefendi çok müthiş. Önemli. Yani ben yıllarca ön yargılarımı kırmıştır. Rakıyla kokteyl yapılamayacağına çok yürekte inanıyordum. Yani neredeyse her tatlımı kokteyli. Yani olmuş, içilir de niye içmeye zorluyoruz acaba derdim. Fatih Bey birkaç tane kokteyl yaptı rakıyla. Evet, ben de tattım müthiş. Onları. Çok başka özel bir başka kokteyllere de müthiş. Bir de şey yani tam, bir beyefendi. Dediniz ya işte Four Seasons'a gittim, Pandeli'ye gittim. Ben çocukken Pandeli'ye girdim ki hissiyatı şu anda çok çoğa girdiğimde hissediyorum evet. Fatih Bey sayesinde. Evet evet orası... Tabii mimari de çok güzel. Mimari de çok güzel ama tabii onun getirdiği o kişilik, o bar çok evet, önemli. Çok güzel. İnşallah çok başarılı olurlar. Bizimle paylaşabileceğin özel bir atak var mı? Bir hayalimiz var. Yavaş yavaş gerçek oluyor. Tam söyleyelim. Gerçek olsun. Işte, yok şey yani uğraştık her şeyini yap. Zor kısmını geçtik. Kolay kısmı kaldı. Ama biraz insanın nefesi tükeniyor. Umay Çeviker'le benim çok sevdiğim mimar bir arkadaşım var. Ankaralıdır. Ama müthiş bir şarap meraklısıdır o da. Yurt dışında en fazla en kıymetli yerlerde yazı yazan beraber Londra'da bir yarışmada jürisini yaptığımız bir arkadaşım. Onunla beraber bir projemiz var Yaban diye. Anadolu'nun gerçekten teşekkürler. Anadolu'nun gerçekten artık çok fazla kullanılmayan, umursanmayan ama yerel üzümlerini biraz şarap dünyasının fokusuna sokmaya çalıştığımız bir iş. Bu Yaban adı altında birkaç tane şarap çıkartacağız. Bir tanesi çok yaşlı bağlardan bir Gamay. Gamay bir Fransız üzümü olmasına rağmen çok uzun sürelerdir burada dikiliyor ama artık insanların çok umursamadığı bir üzüm haline geldi. Bir yaşlı okay. bağdan bir Gamay yaptık. Mersin'in Patkara üzümü var. Böyle 1300 metre rakımda yetişen bir üzüm. Ondan bir şarap yaptık. Çorum'un Sungurlusu eskinin çok kıymetli üzümlerinden bir tanesiymiş. Artık kimse şarap yapmıyordu. Biz o Sungurlu'dan bir şarap yaptık. Hatta ondan hem pet nut, yani hem natural köpüklü şarap, evet. hem bir tatlı şarap, hem bir sekini yapmaya çalışıyoruz. Bunları yaparken de Kayseri'deki Vinolu Şaraphanesi bize çok yardımcı oldu. Onun içerisinde biz kendi tanklarımızı koyduk. Küp yaptırdık, küpleri koyduk. Böyle yumurta tank denilen bir yumurtamız var, onu koyduk. Orada böyle kendi çapımızda yok olmakta üzümlerle olan üzümlerle alakalı bir şey yapmaya çalışıyoruz. İnşallah insanların ilgisini çeker, inşallah üreticilerin ilgisi çeker. Biz oradaki en büyük hayalimiz o. Ya keşke birisi dese ki ya bu ne güzel üzülmüş, ben de bundan bir şey yapayım dese biz orada mutlu olacağız. Böyle Süper. Bir hayalimiz var. Hayırlı olsun. Bakalım. Peki, senin şarabın bitti. Alabilirim. Bir şerefini demeden kapatmayalım bölümü. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Çok keyifliydi. Fakat ben biraz fazla gevezeyim, kusura bakmayın. Çok konuştum. Bütün amaç bu, biz konuşmayan konuklarla zorlanıyoruz. Hiç kimseyle zorlanmıyoruz aslında. Çünkü gerçekten yaratmaya çalıştığımız şey samimiyet ve sahicilikle ilgili. Şerefine, çok ailene sevgiler. En kısa zamanda dost meclisinde bekliyoruz bir sofrada zaten. Birlikte olmak üzere. Bekliyoruz, burada kuralım. Tamam, Mahsus da gelsin, beraber tamam, yapalım. Oldu. Şerefinize, kendinize şerefiniz. İyi bakın. İçki keyifle içildiğinde, siz gençlerin zaman zaman bir mekana gidip de biz bu gece kopacağız deyip geceye başladığınız bir şey değil. İçki keyifle
bir sohbet anında paylaşılan bir şey. Bir tane, iki tane, üç tane gecenin uzunluğuna bağlı ama umarım ki siz de keyif alarak içki içmeyi öğrenirsiniz ve bunun zararlı bir şey olmadığını bütün kültürlerde zaten görüyoruz. Böyle de özel bir konuğumuz olduğu için çok şanslıyız. Hepinizi öpüyorum, şerefinize, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.